Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün Alzheimer'ı konuşacağız ve günümüzde dünyada 24 milyonu etkiliyor bu hastalık. Nedenleri, tanısı bunları soracağız. Nöroloji uzmanı Doktor Celal Şalçin'i bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz hocam. Şunu biliyoruz ki bugün demansın biyolojik yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını biliyoruz. Biz de haberlerimizde veriyoruz ama en çok merak ettiğimiz konulardan biri, sizler de belirtiyorsunuz, demans ve Alzheimer aynı şey değil diye ama büyük bir kısmını da kapsıyor diye. O yüzden de sormak isteriz. Demans ve Alzheimer nedir? Tekrar teşekkür ederim. Şimdi demans ve Alzheimer apayrı şeyler. Hı hı. Şöyle tanımlayabiliriz. Her Alzheimer bir demanstır fakat her demans Alzheimer değil. Hı hı. Dolayısıyla bu demans dediğimiz bunamalar aynı şeye tekabül ediyor. Bir hastalık kümesi. Bu hastalık kümesinin en büyük oranı Alzheimer tabii. Ama diğer bunamalar da var. Mesela davranış bozukluğuyla başlayan frontotemporal demans dediğimiz bunamalar var. Alzheimer genelde hafıza bozukluğuyla başlıyor. Vasküler bunamalar var, yani damar tıkanıklıklarıyla giden ve Parkinson benzeri bulgular yapan demanslar var. Dolayısıyla demans dediğimiz zaman herkes Alzheimer değil. Bu ayrıcı tanıda ilk dikkat ettiğimiz unsurlardan biri bu. Peki en çok merak ettiğimiz konulardan biri, bazen depresyonla da karıştırılıyor ama işte demansın işte %80'lik bir kısmı Alzheimer'ı oluşturuyor ve biz de Alzheimer farkındalığını da biraz artırmak için sorularımız olacak. Belirtileri nedir? Tanısı nasıl konuluyor? Tabii iyi bir noktaya değindiniz. Şimdi Alzheimer ve depresyon, yani bunama ve depresyon çok sıklıkla böyle hastalar geliyor ve bizim günlük pratiğimiz ve günlük kliniğimizde çok uğraştığımız hasta grubu. Çünkü yaşlılar da özellikle depresyonla Alzheimer'ı ayırt etmek lazım. Hı-hı. Veya depresyonla bunamayı diyelim. Çünkü alta yatan bunamalar çok erken depresyon gibi geliyor bize veya yaşlılarda son zamanlarda gördüğümüz işte uzamış yas, gizli böyle mood düşüklükleri ve depresyonlar aslında bize unutkanlık gibi gelip daha sonra tetkiklerle aslında altta yatan bir Alzheimer'ın bunamanın olmadığını ama depresyon olduğunu kanısına varıyoruz. Şimdi esas tıpta önemli olan da şu, ona değinmek isterim. Şimdi demansları biz iki çeşitle bölebiliriz. Yani şöyle bölebiliriz. Tedavisi olan demanslar ve olmayan demanslar. Şimdi bu ayrım noktası bizim için önemli. Çünkü tıbben hani tedavisi olan bir demans kümesini bizim ayırt etmemiz lazım. Depresyon da onlardan biri. Dolayısıyla yalancı demans yapar ama tedavisi mümkündür. Peki demansın ve Alzheimer'ı daha doğrusu çok farklı süreçleri var, evreleri var bildiğimiz kadarıyla. Bunları da biraz açıklayabilir misiniz? Tabii ki biz demanstan çıkalım, Alzheimer diyelim. Alzheimer'da tanı koyduğumuz zaman zaten sürecin büyük bir kısmı başlamış oluyor. Hı. Yani beyindeki istenmeyen madde birikimleriyle başlayan ve hücre ölümüyle giden süreç aslında biz tanı koyduğumuzda çok evveliyatında başlamış oluyor. Takriben 5-10 sene önce bile. Dolayısıyla biz her ne kadar erken tanı koyduk desek bile aslında en erken tanıda bile hastalık başlamış oluyor. Çok çok erken dönemde tanı koymak için işte beyin omurilik sıvıları veya örnekleme yapmak lazım beyin ve beyin omurilik sıvısına. Dolayısıyla o zor bir işlem. Hı hı. Ve böyle hastalar bize en erken tanı koyduğumuz zaman bile süreç başlamış oluyor. Dolayısıyla evrilme birçok çeşit ama biz genelde evrilmeyi hastanın yaşam kalitesine göre yapıyoruz. Çünkü bizim için ve hasta için ve hasta yakınlarının için önemli olan hastanın yaşam performansı ve günlük yaşam aktivitesindeki performansı. Dolayısıyla evrilmeyi ona göre yapıp tedaviye başlıyoruz. Biz özellikle gençler bile ya da orta yaştakiler bile aramızda konuşurken, şakalaşırken şunu söylüyoruz. İşte bunadın mı? Ne çabuk unuttun? Bu günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız cümlelerden bir tanesi. Yoksa Alzheimer mı oldun diye. Bunu yaşlılara işte bağdaştırırken ne şekilde yaklaşmak gerekiyor? Yani bu onları kabullendirme süreci nasıl oluyor?
Şimdi yaşlılar unutkanlık şikayetine genelde kendileri gelmiyor. Evet. Hasta yakınları unutkandır diye geliyor. Bazen kabullenmeleri zor oluyor ve kabullenmiyorlar epey zaman sonra. Bu çok nadirdir hani hastanın kendisinin unutkanlık bulgusuyla gelip de benim unutkanım demesi. Zaten o durumlarda gerçek Alzheimer olmuyor çoğu zaman. Ya depresyon, dikkat eksikliği ve benzer hastalıklar oluyor. Fakat hasta yakınları daha çok güzel ifade ediyor ve hasta yakınları getiriyor. Bu dönemde tabiri caizse hastaya alıştıra söylüyoruz. Yani hemen hani malum tedavisi olmayan bir hastalık. Sadece bizim ilaçlar süreci yavaşlattığına ve hayat kalitesini arttırdığına dair bilgilerimiz var ama hastalığı durdurmak şu anda mümkün değil maalesef. Dolayısıyla bunu çok nasıl desem usulüne uygun olarak çok yavaş yavaş alıştırarak işte en başta biraz unutkanlığınız başlamış ufak tefek ilaçlar vereceğiz ondan sonra bakacağız gibi tabiri caizse yuvarlayarak hastaya da hastalığın vereceği lüzumsuz stresten uzaklaşmak için genelde alıştıra söylüyorum. Peki hocam yaşam kalitesinden, standartlarından bahsettiniz ama onların da tabii ki bilinçli olması gerekiyor. Hem çevrelerindekilerin işte yaşlılarla beraber yaşayanların da yeme içmelerine, sporlarına, egzersizlerine tamamıyla dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl bir rutini olmalı yaşlılarımızın ki Alzheimer'a yakalanmamaları için? Ya şimdi Alzheimer'ı yakalamak aslında genetik altyapı gerektiriyor. İlk önce genetik altyapınız varsa Alzheimer'la yakalamıyorsunuz. Orada bir kaçarımız yok. Fakat eğer zihinsel rezerv dediğimiz zihinsel kapasiteyle yüksek bir zihinsel rezervle bu bunama unutkanlık Alzheimer sürecine girdikleri zaman biraz daha geç olmuş oluyor. Bu zihinsel rezerv nedir? Aslında şey gibi düşünün, su barajı gibi düşünün. Hani kuraklığa, dolu barajla girdiğimizde kuraklığı veya susuzluğu daha geç hissediyoruz. Ama boş bir barajla girdiğimizde daha erken belirti oluyor. Burada önemli olan genel sağlık ilk önce. Tansiyon, şeker, kolesterol, metabolik açıdan, hani bünyesel olarak insülin direnci gibi hastalıklar olmaması bize avantaj sağlıyor. Melankoliden uzak durmak, çoklu işlerle uğraşmak, zihinsel açıdan zihinsel süreçleri aktif tutmak, tabiri caizse her işini kendin görmek, depresif olmamak, pozitif bakmak yaşama, sosyal olmak gibi şeyler bu Alzheimer'ın başlangıcını öteleyebiliyor. Zaten hastalara hep bunu diyoruz yani veya hani bize soranlara ne yapayım hocam? İşte genel bünye sağlığı, egzersiz, metabolik açıdan düzgün bir hayat, psikolojik açıdan düzgün bir hayat hep bu olayları geciktirebiliyor. Ama olacağı varsa zaten Alzheimer genetik yapınız varsa eninde sonunda ömrünüz yettiği zaman oluyorsunuz. Bir diğer faktör de tabii hasta yakınları. Sonuçta bizim tedavimiz malum. Yani tedavisi olmayan bir hastalık. Fakat hastanın ve hasta yakınının konforunu düşünmek zorundayız. Zaten son zamanlarda artık çok önem veriyoruz buna. Her türlü hasta ve hasta yakını için konforunu artıracak şeyleri tedavinin bir parçası. Bu uyku düzenleri, davranış problemleri, iştah azlı, iştah fazlalı, depresif olma, aşırı hareketli olma, yeni davranış paternlerinin geliştirilmesi mesela çok tatlı bir yaşlı bir anda bunamayla çok agresif argo konuşan birine dönüşebiliyor. Veya tam tersi çok böyle hareketli olan, oraya giden, buraya giden bir kişi kendi kabuğuna çekilebiliyor. Dolayısıyla bu hayat değişikliğini de modifiye etmeye çalışıyoruz ilaçlarla ve davranışsal önerilerle. Evet, bayağı bir psikolojiyi de etkiliyor. Hatta bazılarında aşırı yeme ihtiyacı olduğu da belirtilerde gözlemleniyor. Hocam şunu sormak isterim peki. Hani biraz bahsettiniz az önce. Çeşitli ilaçların da %50'si genetik yapıdan, faktörlerden kaynaklanıyor ama bazı ilaçların da etkisiyle yine Alzheimer'a yakalanması söz konusu olabilir mi insanların? Ya şöyle bazen dediğim gibi Alzheimer kendi başına yapmaz ama unutkanlık yapabilecek ilaçlar var. Tabii ilaç dozları önemli, hormonal düzen önemli, hormon ilaçları çok önemli. Evet. Demir eksikliği önemli, D vitamini önemli, B vitamini önemli ama burada özellikle bizim popülasyonda tiroide bahsetmek istiyorum. Yani
tiroid hormonunun yetersizliği, az kullan, hani az üretilmesi ve tiroid ilaçlarının düzenli kontrolü yapılmaması çok hasta geliyor bu aralar. Basit bir tiroid testi muayenesiyle veya tiroid testi analiziyle ilaç düzenlemeyle unutkanlıkları yavaşlatılabiliyor. Dolayısıyla hani birebir Alzheimer yapmıyorlar ama bünyedeki vitamin, elektrolit, hormon düzeyi bu bunama sürecine değişkenliklere yol açabiliyor. Hocam bir de şunu sormak isterim. Özellikle Alzheimer hastaları yakın geçmişle alakalı birçok şeyi unuttukları için diyelim ki İstanbul'da büyük bir şehirde yaşıyor ya da sonrasında başka bir daha ücra bir yere taşındığında evden çıkıp dönmeyenlerin haberlerini yapıyoruz. Bu anlamda ne gibi bildirimleri olmalı? Onları nasıl takip etmeli yakınları? Ha, çok iyi bir şeye değindin. Şimdi bu Alzheimer hastalığında yeni bilgiyi kayıtlama süreci bozulur. Dolayısıyla eski bilgiler çok daha sonra kaybolur ve gider. Dolayısıyla yer değişikliklerinden kaçınmıyoruz. Ve yani ilerlemiş orta ve ileri Alzheimer'da yani mümkün olduğu kadar aynı yerde, aynı semtte, aynı yerde yaşamalarını temenni ediyoruz ki yer değişikliği kaybolmasınlar diye veya bulamasınlar diye. Bu kaybolma olaylarında da aslında birçok teknolojik cihaz var. En basitinden yaka kartları, kol bantlarından tutun. Birçok şey duyuyoruz gayret bir. Dövme yaptıranlardan, sensörlü hani GPRS takibi olan ya sadece aramaya cevap verecek telefonlardan hatta cilt altına GPRS cihazı bile implante edilen kişileri duydum, gördüm hastalardan. Ama en basından mekanik olarak bir yere bileklik veya benzer bir şekilde bir adres, telefon numarası, irtibat bilgisi yerleştirmek veya en kötüsü yani bundan bir üstü de hani GPRS özelliği olan, sürekli aktif olan telefonlar çocuklara da yer veriyorlar bunları. O telefonlardan temin etmek aslında hastanın birçok problemini önleyecektir diye düşünüyorum. Eskiden şöyle derlerdi işte yaşlanmamak için ya da en kaba tabiriyle benim gözümde bunamamak için işte bulmaca çözülürdü vesaire farklı alışkanlıklar edinilirdi. Etrafındakilerin, ailelerin, beraber yaşayanların özellikle buna çok dikkat etmesi gerekiyor öyle değil mi hocam? Şimdi şöyle diyoruz son zamanlarda, tek başına bir işle uğraşmak aslında sağlıklı beyin için önerilmiyor. Çok işle uğraşmak lazım. Dolayısıyla hem sudoku, hem bulmaca, hem müzik, hem televizyon, hem tabiri caizse vahşeli uğraşmak, hem dedikodu, hem her türlü zihinsel faaliyetin çoklu alanda yapılması beynin için sağlıklı. Tek düzey iş. Ben bütün gün sudoku çözüyorum ama bunama oldum. Ben zaten işte sözel bulmacada muhteşem doldum. Ya da satranç oynardım. Satranç şampiyonuydum. Beyin sağlığı açısından tek düze uğraş yani monotoni dediğimiz olay hiç uyumlu değil. Dolayısıyla her alanda her işi kendiniz yapmanız lazım ki araştırmalar onu gösteriyor. Mesela geç bunama olan sağlıklı bireylerin araştırmalarında şunu diyorlar. Genelde ada toplulukları Akdeniz usulü beslenen, zayıf, az besin tüketen, kilosu düşük olan, boyu kısa olan, bütün aktivitesini kendi yapan, evde bir tamir lazımsa kendi tamir eden, işte koşuşturan bu profildeki kişilerin daha sağlıklı olduğu, daha geç Alzheimer olduğu veya hani zihinsel süreçte daha sağlıklı olduğu bildiriliyor. Genelde bunlar işte ada toplulukları veya genelde deniz kenarında yaşayan böyle daha izole ve kendi işini kendine göre topluluklar olduğu gösteriliyor çalışmalarda. Hocam az önce de bahsettiniz yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşırken mutlaka değinmek de isterim. İşte yapay zeka ile ilgili çok fazla haberler çıkmaya başladı. Alzheimer tanım konusunda işte 1-2 dakikada 1-2 saniyede bulabiliyor şeklinde. Nedir yapay zeka ve Alzheimer arasındaki ilişki? Şimdi yapay zeka tabii inanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla ilk önce şundan bahsedeyim. Alzheimer'ın kesin tanısı hala günümüzde doku tanısıyla oluyor.
beyin dokusu biyopsisiyle konuluyor. Bizim Alzheimer tanısı dediğimiz kişilerin zaten hani doku haricindekiler olası ve mümkün Alzheimer diye geçiyor. Dolayısıyla hani yapay zekanın kesin bir şey demesi mümkün değil. Zaten onu biyopsiyle yapılıyor. Ama bir sürü faktör kullanarak tahmin edilebilir seviyesi gittikçe yapay zekalı Alzheimer'ın ilerliyor. Çünkü hani biz de mesela bir kişiye Alzheimer tanısı koyduğumuzda hafıza testlerinin sonuçlarına, MR sonuçlarına, hastanın muayene bulgularına gibi şeyleri ona göre şey yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki MR yorumlanması artık zamanla yapay zeka artık MR'ı yorumlamaya başlıyor yavaş yavaş. Hafıza testleri zaten onu psikolog yapıyor. Orada bir insan payı var. Fakat hani onun yorumlamasını zaten yüklediğiniz zaman yapabilir ama muayene kısmı, hastanın o hissiyatını, hastanın karşınızdaki oturuşunu, bakışını, mimiklerini henüz hani yapay zeka yapacak düzeyde değil. Dolayısıyla hani siz bir bilgi yüklediğinizde hani prediction dediğimiz tahmin edilebildiği süreci güzel fakat o bilgiyi de yükleyen şu anda insan olduğu için daha yolun olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir heyet tarafından onaylanması gerekiyor. Birkaç kişinin gördüğü bir heyet tarafından değil mi hocam? Tabii ki zaten sadece prediction yapıyor. Yani tahmin edilebildiği seviyesi bayağı yüksek rakamlarda fakat bu bilgiyi zaten insan verdiğine göre dolayısıyla henüz hani güvenilir sonuçlar yok. Peki hocam toparlamak gerekirse Alzheimer haftasındayız özellikle de nasıl dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyız bir toparlama rica ediyorum. Şimdi basitçe beyin zihin sağlığı için o zaman sağlıklı beslenme, tansiyon, kolesterol, şeker ve diğer bildiğimiz dahili metabolik problemlerden uzak durma, egzersiz yapmak, kilo artışımızın olmaması yani normal kiloda olmamız, zihinsel süreçlerde aktif olmamız, tek düzey yaşam haricinde her şey, mübah her şey yapılabilir. Mesela tek düzey melankoliden uzak durmamız, depresyondan uzak durmamız zaten hani bizim beyin sağlığı için yapabileceğimiz en iyi şeyler bunlar. Çok teşekkür ederim. Bilimsel olarak bunlar önemli. Çok teşekkür ederim hocam yayınımıza katıldığınız için. Sayılır. Çok sağ olun. Nöroloji uzmanı Doktor Celal Şalçin'i bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.